Gayipten haber umuyorsun gene anlaşılan. Çorba ısınmadı mı daha? Kağıt kalmamış masaya serecek. Ocağın altına bak. Daha iki gün önce bir tomar gazete koydum oraya. Yok. İyi bak. Baktım ayol, kör değilim ya. Ne dedin? Kör değilim, görüyorum dedim. Ulan seni değil, seni karı diye alanı. Niye gülüyorsun? Sana dişlerimi göstermek için. Nasıl? İnci gibi değil mi? Gülerken yanaklarımda çukur çukur oluyormuş. Eskiden öyle söylerdin. Yatakta. Sofrayı kur hadi. Açlıktan geberiyorum. La havle. Ben masaya serecek gazete yok diyorum. O ne diyor? Tabii. Çeyizimdeki keten sofra örtülerini satmayaydın. Sattım da kumarda mı yedim, karılarımı yedirdim. Güleyim bari. Aç kaldık da beraber sattık. Beraber yedik. Aç kaldıksa kabahat kimin? El alem seferberlikte küpünü doldururken sen ne yaptın? Harbettim. Etmeyeydin. Doğru.
Ya şimdi niye gülüyorsun? Halimize. Cebinde tomarla gazete var da farkında değiliz. Ha, sahi. Makinist sattı deminki Katar'dan. Gazeteleri ne yaptın? Serdim ya işte. Sana koca bir tomar gazete verdim. Sen yalnızca bunları serdin. Ötekiler nerede? Şimdi anlıyorum. Neymiş anladığın? Trenlerden topladığım onca gazetenin için böyle çarçabuk sırra kadem bastığını. Ayol ben gazete delisi değilim. Okumam yazmam da yok çok şükür. Ver şu gazeteleri. Gelme üstüme. Ver diyorum çıkar. Aa deli. Ver. Elini sok da al bakalım. Belamı versin benim. Niye inkisar ediyorsun ki kendine? Allah ikimizin de belasını versin. Söyle. Ne yapıyorsun o gazeteleri? Satıyorum. Nasıl yani? Basbayağı. Sekiz Çakallar köyünden Hanife'nin kocası alıyor. Onunu 5 kuruşta. Gazeteyi ne yapıyorlar ki onlar? Hı, okuyacak halleri yok ki. Cigara sarıyorlar herhalde. O 3-5 kuruşa ihtiyacı mı var? Yarın ne olacağı bilinir mi? Bugüne bugün kimseden kimseye fayda yok. Ne benden sana, ne senden bana. Öyle mi? Seferberlikte beni bir başıma İstanbul'un ortalık yerinde bırakıp gittiğinde kapımızı çalan mı oldu? Şimdi de öyle. Bu Allah'ın belası yerde şunun bunun altınına bekçilik edeceğiz derken kurda kuşa yem olacağız vallahi. O paranın adını bile ağzına almayacaksın dememiş miydim sana? Bir sen mi kaldın Allah'ın enayisi? Kes! Gebertelim şart olsun. Gebermedim de başım göğe erdi sanki. Kabahat kimselerde değil, babam olacak rahmetli de. Koca bir mahalle imamının kızıydı. Kınalı kuzu gibiydim vallahi. Aksaray'ın sarı bıyıklı manavı derdimden yataklara düştüydü. Bu masalı çok dinledik. Ya sen? Şehzade başında Ramazan'ın 30 gecesi peşimden koşmadın mı? Babam beni sana, muallim mektebi bitirmiş. Sarıksız hocadır. Gün sarıksızların oluyor diye verdiydi. Yoksa seferberliğin ilk yılında körpe gelini evde bırakasın. Bir gözünü gavura veresin, esirlikten dönünce ne var ne yok satıp beni bu Allah'ın çölüne getiresin diye değil. Bu masalı da çok dinledik. Sen daha çok masal dinlersin ama anlatacak birini bulursan. Ne demek şimdi bu? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Kaçacak mısın yani ha? Gizlice gazeteleri satıp para biriktirmen bunun için mi? Cevap ver! Bırak! Biliyordum zaten. Kiminle kaçacaksın ben onu da biliyorum. Ne de çok şey biliyormuşum. Her şeyi biliyorum evet. Senin her kımıldanışını. Karanlıkta kafanın içinde yanıp sönen her pırıltıyı. O kadar çok biliyorum ki. Seni ve senden başka bildiğim hiçbir şey yok. Otur. Hani ya açlıktan geberiyordun? Gün gelecek. Ya seni ya onu. Ya da ikinizi birden geberteceğim. Sonra... Sonra ne olacak? Ha? Söylesene. Öldüreceksin de ne olacak sonra? Sonra... Artık bildiğim hiçbir şey kalmayacağı için rahat edeceğim. Rahat. Anlıyor musun? Sen ortadan kalkınca bilgim bitecek. Dünyayla bağım. Tek gözümün dünyası. Hadi soğutma. Afiyet olsun kaptan. Aman sen de kardeş. Kaptan kaptan deyip de içimi bulandırma Allah'a sen. Deniz ortasında lodosa tutulmuş gibi oluyorum. Ne yapalım doğrusu bu. Kar altındaki şu Allah'ın belası çöl deniz
Bizim istasyonda gemi. Hem de hani şu İstanbul'da Haliç'te çalışan dilenci vapurlarından daha kısmetsiz. Onlar hiç değilse iskele iskele dolaşıp dünyayı görürler. Kalabalıkla dolup dolup boşalırlar. Bizim gemi ise olduğu yerde demirli. İçinde de 3 kalebent, istasyon şefi kaptan. Ben çarkçı, tek müşteri de... Ben. Yalan mı? Doğru. Geminin bundan mendeburu. Denizin bundan ölüsü. Kaptanın, çarkçının, müşterinin hayrola, bundan... Hayrola, sen yine bir şeylere içerlemişsin kaptan. Aman sorma kardeş, burnundan kıl aldırmıyor. Ankara'dan taze bir haber var mı? Gazete o gün öncesinin... Olsun, bak... Ordumuzun taarruz hazırlıkları... son. Onlar safhasına... hazırlana dursun. Buralarda gavur askerlerinin astığı astık, kestiği kestik. Kim söyledi? Hanife'nin kocası. Ne zaman gördün ki sen onu? Canım, yollar kapanmadan önce. Diyormuş ki, millicilerin asker toplaması nafile. 7 düvelin gücüne karşı konulmaz. Eşi olursa. Demekli olaydı. Aman abla, köy yolu açılana kadar odunu idareli kullan. Bizim cephanelik tükenmek üzere. Nesini idare edeyim mayor? Yatak odamıza bir mangal bile çıkaramıyorum kaç gündür. Vallahi ben de kar bastıralı ateşin yüzünü bir şu sobada gördüm. Ya, senin lojman da ne soğuk oluyordur kim bilir. Odunu idare et dedi ya işte. Demesi kolay. Ne yapalım? Aslında yapılacak iş belli ama sizde o yürek yok. Neymiş? Şu kör yoldaki tahta vagon yok mu? Hı. O da sakat. Onu da sizin gibi askere almadılar. Unuttular bir köşede. Parçalayalım, hiç değilse bir aylık odun çıkar. Olur mu abla, hesap sorarlar vallahi. Kim hesap soracakmış ki? Harbi umumide el alem çaldı çırptı. Ümmeti Muhammed'i gavura açlığa kırdırdı da hesap mı soruldu? Orasını anlamam. Devlet malını el süremem. Vagonu parçalayamaz, altınları el süremez. Kes dedim. Aa, iyi vallahi. Ne altını kaptan? Canım işte. Sen gelmemiştin daha. İşgalden önceki son hayvan nakliyatından tahsil edilen 100-150 altın kasada. O günden beri de muhtemete uğramadığından sana söylememişim demek. Bayağı para.
Amma esiyor ha. Karlar eridi eriyor derken tipi mi bastıracak ne? Ay! Kahvenin köpüğü kaçtı. Kusura bakma kardeş. Zararı yok abla. Biz kaymağı alınmış sütte köpüksüz kahveye de eyvallah diyenlerdeniz. Ne demek şimdi bu? Her lakırdıdan bir mana çıkarma be kaptan. Anlaşılmayacak muamma söylemedim. İyi iyi. Anladık. Bir kitap vardı. Kırmızı kaplı, şöyle şu boyda bir şiir kitabı. Ne olacak? Okumak istiyorum. Hayda, bir yaşıma daha girdim. Yıllardır tek kitap yaprağı çevirmemiş adama bakın. Nereden çıktı şimdi bu? Hah, şu dolabın üzerindeydi. Rubab-ı Şikeste. Nerede? Lüzumsuz öteberiyle belki yukarıki sandalye. Git getir. Hangi kitap olduğunu ben nereden bileyim ayol? Okumam yazmam mı var? Peki anladık, uzatma. Şu vagonu parçalamayacak mıyız? Bilmem. Seni daha gözü pek bilirdim. Sen yine de öyle bil. Parçalayacak mıyız? Belki. Niye çıkarmadın kaputunu? Dışarıda üşürsün sonra. Soğuklar bastırdı bastıralı benim topal bacağım da bir sızlıyor ki. Hele kim bilir geceleri. Yatak buz gibi. Ya soğuk kış geceleri de yalnız yatılmaz hiç. Nereden buldun? Daha önce hiç görmemiştim bu kösteği. Babadan kalma. Kullanmıyordum. Gümüş mü? Galiba. Epey de ağır. Ağır canım. Ateş gibi yanıyorsun. Öyleyimdir. Kanım sıcak. Sana geçenlerde ne dedim de? Ne dedim de? Unuttun mu? Unuttum, bir daha söyle. Aradığını buldun mu? Hı? Okursun da dinleriz hep birlikte. Anlamazsın. Hayrola? Bir beklediğin mi var? Ha? Neden? Saate baktın da. Ya sen? Duvar saatini niye ayarladın az önce bozuk olduğunu bilmezmiş gibi? Bilmem. Raylar kardan görünmez oldu neredeyse. Rayları değil. Biz üçümüz dünya ile bağımızı yitirdik. E tabii canım, bir haftadır kar tipi. Tipi yüzünden değil. Anlamıyor musun? İlk günden. Birbirimize düşman olduğumuzdan beri. Dünya yalnızca üçümüzden ibaret. Ve üçümüzden her biri yalnızca kendi ihtirası,
ve kendi iştahasından ibaret olalıdan biri. Vaktiyle çok sevdiğim bu kitabı okuyup dünya ile bağımı yeniden düğümlemek istedim. Sandım ki bu kitap beni senden ve kendimden başka şeylere, dünyaya ve öteki insanlara bağlayabilir yeniden. Olmadı. Belki haklısın. Belki sinirlisin. Ama benim aklımın erdiği şu ki, bu dünyada insanoğlu yapayalnız kalmışsa, bu yalnızlığı kitap mitap gideremez. Hani okumuşluğun fazladır demiyorum ama ben Eskişehir'de atölyede çalışırken hiç böyle değildim. Kalabalıktık. Kalabalık içerisinde Karagöz gazetesinde çıkan bir havadis bile insanı dünyaya, diğer insanlara bağlıyordu sanki. Ama şimdi burada, bu çölün ortasında halimiz ortada işte. Dünya batsa umurunuzda değil. Umurumuzda değil. Ne yapalım? Muharebe iyice kıran kıran anlaşılır. Kaptan bey, geç şu telgrafın başına. Bir istasyon ara bul. Büyük kalabalık bir istasyon. Kendimizinkinden gayrı bir ses duyalım. Hadi kaptan, sor onlara. Ne? Ne sorayım? Nereye arayayım? Neresi olursa kalabalık bir yer olsun işki. Tamam. Ankara'yı ara mesela. Ne soracağız ki? Sen Ankara'yı bul hele, ben söylerim sana ne soracağını. Pekala. Hadi. Cevap yok. Bir daha ara. Buldun mu? Galiba. Tamam. Sor. De ki cephede durum nasılmış onu sor. İşgalciye vurup püskürtmüşler mi? Muhabere kesildi. Ne oluyor? Girişteki telgraf direği devrildi. Desenize dünya ile son bağımız da koptu. Üç çakal. Bir başımıza karşı karşıya kaldık. Yüreğimi ağzıma getirdin ayol.
Hayırdır sabahın bu vaktinde? Senin üstüne ne vazife? Gaz yağımız bol nasılsa. Ya şu dolaptan yok olan lambalar? Sen bir katakulli çeviriyorsun ya. Ne olur gözünü seveyim. Bir şey söylemezsin değil mi o mendebura? İşin aslını astarını öğrenelim de hele. Gençliğimi bu çöl ortasında kurutacak değilim ya. Ama 3 kuruş, ama 5 kuruş. Bir şeyler satıp para biriktiriyorum işte. Kime satıyorsun ki lambalarla gaz yağını? Hanife'nin kocasına. Yine mi o herif? Sen istemiyor musun sanki buradan kaçıp kurtulmayı? Altınların lafını duyunca kulaklarının nasıl dikildiğini gözden kaçırdım sanmış. Duymamış olayım hadi. Kalabalığa karışmak değil miydi gönlünde yatan? İstanbul'a gitsek mesela. Cebin kuşağın altın dolu. Gitsek mi dedin? Öyle dedim ya. Hoşuna gitmedi mi? Bilmem. Lambaların gazını tazeleyeceğim de. Vagonu parçalıyorsun demek. Gördüğün gibi. Mesuliyet? İstasyon şefi olduğuna göre sana düşer. Ama ihbar edersin günü gelince. Bizim makasçı iznim olmaksızın soğuktan donmamak için hurda bir vagonu parçaladı dersin. Karımın ısrarıyla.
Ay çok şükür. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum vallahi. Yıkanmak da nereden çıktı bu soğukta? Neredeyse bitleneceğiz ayol. Üstelik yakacağı böyle 40 yılda bir bol bulmuşken. Giyin çabuk. Ne o? Üşütür de yataklara düşüp ölürsem pek mi üzülürsün ardımdan? Hı? Uzatma giyin. Yok yere huysuzlanacağına. Çamaşırlarımı uzatıversene şuradan. Ya günahıma giriyorsan yok yere? Hayrola? Atış terliği mi yapacaksın kaptan? Aha, ne olur ne olmaz. Gavurun buralara geleceği tutar da bakarsın. Ben iyi nişancıyımdır biliyor muydun? Tek gözlü olmanın faydası. Madem öyle, fişeklerini gavura saklayaydın bari. Gecenin böyle berrağını görmediydim. Dışarısı sütten beyaz. Daha doğrusu cam gibi. Hani İstanbul'da Göztepe köşklerinde haremle selamlığı ayıran oymalı kapıların yekpare buzlu camları vardır. İşte onun gibi tıpkı. Böyle gecelerde rahmetli annem bir şarkı söylerdi. Pencereden kar geliyor, oyanman aman, oyanman aman, oyanman aman, oy. Pencereden kar geliyor, oyanman aman, oyanman aman, oyanman aman, oy. Arkama baktım, yar geliyor, oyanman aman. Oyanman aman, oyanman aman, oy. Pencereden kar geliyor, oyanman aman, oyanman aman, oyanman aman, oy. Arkama baktım, yar geliyor. Muharebe sona erdi anlaşılan. Öyle mi dersin?
Tamam oynayalım mı? Olur. Maşallah. Anlaşılan barıştınız da... kukumav kuşu gibi düşüne düşüne taş süreceksiniz saatlerce. Maşallah. Dargın mıydık? Durmadan beni mi gözetliyorsun sen? Kötü bir belaya saracaksın başını benden demesi. Karışma. Nasılsa senden de bir hayır yok. Nereye? Ah, sıkıldım ayol. Dışarıda dolaşacağım biraz. İlla da sizin o kasvetli oyununuzu seyredecek değilim ya. Kar atıştırmaya başladı. Bayılırım kar altında dolaşmaya. Çok uzaklaşma. Ne o? Eşkıya kaçırır diye mi korkuyorsun ha? İlk hamle senin kaptan. Sür bakalım. Günün birinde öleceğini düşündün mü hiç? Düşündüm elbette. Şu taşı al bakalım. Aldım. Nerede? Nasıl öleceğini düşündün? Bak bunu düşünmedim işte. Şu taşı da al. Onu da aldım. Yerinde olsam düşünürdüm. Şu taşı da sen al. Aldım. Ama hesabın yanlış. Dama yolu kapalı. Açılır. Şu taşı da al. Onu da aldık. Ama dikkat et. Sen değil, ben çıkıyorum damaya iki hamle sonra. Yolun kapalı. Çıkamadın. Sen de çıkamadındı. Pekala. Buyur. Çok düşündün. İnsan iyice düşünüp taş sürmeli ki sonra pişman olmasın. Bu oyunda sürülen taş geri alınmaz çünkü. Tıpkı namludan çıkan kurşun gibi. Düşünüyorsun kaptan. Evet.
Ama oyunu değil. Neyi düşündüğümü sormuyorsun. Meraklı değilim. Oysa düşündüklerim sana ait. Hamleni yapmadın. Evet. Dama. Bir tek taşın damaya çıktı diye partiyi kazandığını mı sanıyorsun? Sanmıyorum. Ama umudum var. Saadeti, bahtiyarlığı da düşünmüşsündür. Nasıl hayal ettin bunları? Ne şekilde? Ben mesela, yemyeşil çemenzar içinde beyaz, iki katlı bir yuva şeklinde düşünürüm bahtiyarlığı. Ciltlerinde turuncu, ipek bir abajurun ışıkları dolaşan kitaplar. Ve şefkatli, temiz, saf ama ateşin bir kadın. Anlatabildim mi? Vallahi kaptan, benim için o dediğin mesele, işsiz kaldığım zaman iş bulmak, cephede peksimete kavuşmak falan gibi ayrı ayrı gözüktü. Yalnız atölyede çalıştığım günlerden kalma bir dalgan vardır. Ne bileyim, daha güzel, daha iyi, ne bileyim, daha doğru bir dünya düşünürüm. Otları, hayvanları falan değil. Onlar şimdi de güzel. İnsanları iyi. Hakça bir dünya. Ya kadınlar? Canımın çektikleri, gözüme kestirdiklerim olmuştur elbette. Canın çekerse? İkinci damayı yapacağım. Taşın tehlikede. Alırım. Vermezsem? O senin vermene değil. Oyunun gidişatına bağlı kaptan. Yap bakalım hamleni. Şimdi... şu bir. Aldın. Hala... şunu da aldın. Pekala. Şunu da verdin. Ama damaya sen değil, ben çıkıyorum. Dama. Güzel oynadın. Aşk olsun. Senin köstekliğin değil mi bu? Öyle olacak. Nasıl olmuştu benim cebime girmiş merak etmiyor musun? Ha, sahi. Sen meraklı değilsindir. Düşürmüşüm herhalde bir yerlerde. Yatak odamdaki dolaba kendi ayağıyla mı girdi peki? Pekala. Düşürmüşsün gibi gene bir kenara atalım. Bakalım kim bulacak?
Ve bulunca da ne yapacak? Vazgeç kaptan. Niye? Ulan nasılsa sana getirecek değil mi? Sıra sende. Oyna bakalım. İkimiz de birer dama yaptık. Kuvvetler eşit. Hı hı. Benim fazladan bir de beylik tabancam var. Kim kimi yendi? Daha belli değil. Aman hala mı bitmedi oyununuz? Bayağı üşümüşüm. Baksana, paltomun cebinde bir mendil olacaktı. Onu getiriversene bir zahmet. Hay Allah, kaptan oyun bozuldu. Yenisine başlarız. Sen taşları dize dur. Yok. Oralara bir yerlere düşmüştür belki. Yok. Neyse canım. Ah, nedir ayol bu kıyı köşenin pisliği? Hay Allah. Siz oyununuza bakın, ben şöyle bir süpürüvereyim ortalığı. İşi uzatışımın sebebi, kedilerin avlarına karşı gösterdikleri emniyetli eğlencenin zevkini çıkarmak için. Bak ne kadar açık konuşuyorum. Yalanım yok. Ama sen her dakika yalan söylüyorsun. Yeni bir partiye ne dersin? Ah, kar kesildi bakın. İşte bu. İşte bu. Ah, kaptan. Ne oluyorsun sen ayol? Kaptan. Söyle. Sen mi çaldın, o mu verdi yoksa sana? Cevap ver. O mu verdi? Karşı ol kaptan. Allah ikinizin de belasını versin. Bir gece de cepheden ikinci de. Hayır hayır, anlık değil. Telaffat fazla anlaşıldı. Thank you.
Oy. Ne dersin? Şu telgraf direğini yerine dikemez miyiz yeniden? Teller de kopmamış biz bütün. Manipleyi parçaladın ya. Canım, bakarız onun da bir icabına. Lehim mehim. Her şeyin icabına bensiz bakarsın bundan böyle. Yenilmeyi azmedemiyorsun. Ödeştik. Bir sabah çayı bile içmeden mi? Her yol mübah değil mi senin için? Her yol. Git. Git hadi, bir daha gir koynuna. İyice aklını çelersin de belki kapı verirsin altınları. Ne dedi sana? Öyle mi dedi? Dese de demese de. İlk trenle gidiyorum buradan. Nereye? Bilmiyorum. Ama canıma yetti bu iddialar. İyi ya. Beş parasız git de bilmediğin yerlere. Al boyunun ölçüsünü. Gidemedin. Sana ne? İyi de etti ya. Bak, burada bir işe yarıyoruz iyi kötü. Bir şeyin mi eksilir seni bırakamadım da ondan gidemedim desen? He? Cephede kim ne etsin elin topalını? Cepheye gitmek şartmış gibi. Sen bana bırak bundan sonrasını. Bu çölden kurtulmayı kafana koydun madem. Git başımdan. Ya ispatlarsam ki? Sen bana bırak.
Gülsuyu mu süründün sen? Gülsuyu ne arasına yol bu dağ başında? Kendi kokum. Ama sen unutmuşsun. Unuttum, evet. Hadi Allah rahatlık versin. Şimdi inandın mı bana? Olmaz. Düpedüz hırsızlık bu. Bu çöle diri diri gömülmekten de mi kötü? Yerine götür hemen. Yo dur, ben götürürüm. Yakalanırsan ya suçüstü? Ne suçu? Anlatırım. Beni ele verirsin yani. Öyle demedim ki. Ya ne dedin? Sabaha kalmadan dolanırız yollarda. Sen değil miydin kalabalığı özleyen? Aşamayız bu tepeyi.
Yürürüz öyleyse. Beceriksiz. Harp zamanı devlet malına göz dikenlere ne ceza verilir bilirsin. Onun bir kabahati yok. Ben çaldım. Hırsızlığına pek şaşırmadım da kokunu unutmamışım. O tuhaf. Lafı uzatma kaptan. Ne yapacaksan yap. Buradayız işte. Avımı kollarken kediler gibi eğlendiğimi söylememiş miydim sana? Sen de bir benzetme yaptıydın. Bu istasyon için. Dur bakayım neydi? Hah. Çölün ortasına demirlemiş bir gemi. Güzel laf. Palamarını çözmek de mümkün değil. Tecrübeyle sabit, öyle mi? Hey! Kimse yok mu orada? Eyvah! Basıldık galiba. Çekil pencerenin önünden! Bir atlı, sabahın bu vaktinde. Git bir bak bakalım. Korkma, git bak. Korkma, arkadan vurmam. Vuramazsın ki zaten. Tabancanda fişek yok. Hey, kimse yok mu? Geldim hemşerim, geldim. Kez ikinizi de sağ bırakmayacağımdan korkuyordun demek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereden gelip nereye gidiş hemşerim? Memlekete gidiyorum. Geceleyin de yol alırsam gün doğmadan ulaşırım dedim. Velakin beygirin bir ayağı aksadığından... İçeri gel, biraz ısın hele. Önce hayvanın çulunu atayım da sırtına.
Ben beygiri ambara çekerim. Dışarıdan sıcaktır ne de olsa. Az biraz samanımız da var. Ne zahmet? Yok canım. Ona da sıvışma vesilesi olur. Kötü mü? Ne gibi? Yok bir şey. Öyle aramızda Latife. Sağ ol. Sağ ol öyleyse. Kusura kalma bacım. Sabahın bu vaktinde. Estağfurullah. Bir sabah çorbası içeriz birlikte ha? Şu yamçıyı çıkarayım da. Kimin nesi bu herif? Çorbayı ısıtsın. Askersin anlaşılan. Askeriz evet. İzinli misin şimdi? Sıla'ya gidiyoruz hani. 8 günlük izin pusulam var. Hangi köydensin? 8 çakallardan. Buraya atla bilemedin 4 saat. Şu Hanife'nin köyünden. Bakkal Mehmet'in karısı Hanife mi? Öyle olacak. Tanır mısın? Bakkal Mehmet tanımayan mı var? Ya. Çok meşhur adam demek. Seferberlik içinde değirmen işletirdi. Denizde kum, onda paradır. Velakin Hazreti Süleyman'a kalmamış bu dünya. Kanını iliğini kuruttuydu köylünün. Şimdi duyuldu ki çete kurup düşmanla birlik davranıyormuş. Ya. Kim söyledi Bakkal Mehmet'in gavurla işbirliği ettiğini? Sen de dinle. Herkes. Köye varır varma sorguya çıkacağım. Askere alınan fakir fukaranın çiftine çubuğuna el koy hem de düşmanla birlik ol. Senin Hanife'nin kocası. Bu kadarını yanına komazlar adamın. Demek böylesine kötü bir adam bu Mehmet Efendi. Efendilik onun neyine bacım? Tövbe. Kötünün domuzu. Köy halkını bir kurtarsam elinden... Dünyanın duasını alırım vallahi. Sana bir kötülüğü dokundu mu? Bana ne kötülüğü dokunacak? Ben bir ırgat adamım. Çiftim çubuğum yok ki Bakkal Mehmet elimden alsın. Biz ırgat adamız. Evet. Velakin çete de olduk. Keyfine bak hemşerim. Hayvan yerini buldu, rahattır. Sağ ol. Yalnız senin beygirin boynu yaralı. Hem de taze yara. Ya, içtiler oğlum boynunu. Pek inatlaşmam ama... Kılıç yarasına benziyor. İyi bildin. Hani beygirlerin üzerinde göğüs göğüse gelince... ...ya Allah dedim birini devirdim. İkincisi sağa çark etti kılıcını salladı o ara. Eğildim. Demir omuz başımı yalayıp... ...oğlumun boynum işte. Yolda eşkıyaya mı çattın yoksa? Neyin eşkıyası? Nerede oldu bu dediğin? Nerede olacak? Yenişehir'de. Yenişehir'de ne var? Muharebe mi? Siz benimle zevkleniyor musunuz yoksa? Vallahi değil hemşerim. Ayıp değil ya, bilmiyoruz. Belki de ayıp. Teller cümle cihana duyuldu. Siz duymadınız mı koca muharebeyi? Son tipi de bizim telin direği yıkıldı. Maniple de bozuk zaten. İnsan hemen onaramaz mı? Allah Allah. İşte düne kadar diz boyu kar. Sonra bir türlü elimiz deyip... Yani gelip geçen trenlerden... Onlar da durmaz zaten bizim istasyonda. Sonra top sesleri falan. Bir yerlerde muharebe olduğunu kestirebiliyorduk ama. İşte. Allah Allah. Neyse. Beygirin teri iyice kurumadan bir bakayım da ayağına. Sonra direğini de onarırız el birliğiyle. Ben de geleyim. İyi ya. Millicilerden olduğu ne malum? Nasıl yani? Benden söylemesi. Ben de seferberlikte yaralandım. Bacağımın aksaması ondandır.
Görmüşlüğün de var demek. Kafkas cephesinde hem de. Terhis olduktan sonra Eskişehir atölyesine girdim tesfiyeci olarak. Ustabaşıyla kapışana kadar. Adamın arkası sağlam çıktı. Beni de sürdüler. Yallah bu dağın tepesine. Makasçılık da iş değil ya. Ne yaparsın? Yine de sitem etmekte haklısın herhal. Hayvanın dizi şişmiş bayağı. Vah benim oğluma. Canım mı yanıyor ha? Hay Allah, ne yapsak? Az biraz kara sakız kaynatıp bastırabilsek ayağına. Bulunur belki. Bir kocamış katırı varmış benden önceki makasçının. Tarhana şehir usulü olmuş. Tadı ince. Afiyet olsun. Muharebeyi anlatıyordun hani? Hava pusuydu evvel gün. Kavur bunu fırsat bilip Metris tepeyi tutuvermiş. Bizim 143. alay. İşte şuradan. Tepe hala elimizde sanarak yanaşmamış mı? Kavur da bunu kollamakta zaten. Vermiş ateşi. Vermiş ateşi. Çok kırıldık orada. Efrat dağıldı tekmil. Derken geri çekilme emri geldi. Yenildik mi yani? Tövbe de. Niye yenilelim ki? Geri çekildik dedin ya. Çekilmekten ne çıkar? Memleket bizim değil mi? Biz ne kadar geri çekilirsek düşman o kadar kucağımıza düşer. Sonra? Sonunda tepeledik yavrum. Lakin canlı dövüş oldu. Bizim böyle 300 atlıydı. Yarısından çoğu hakka kavuştu. Ben de şuramdan bir yer aldım. Velakin artık. Hay Allah, niye söylemedin gelir gelmez yaralı olduğunu? Sardılar. Sonra da izin verdiler. Az daha çorba buyur. Eline sağlık bacım. Afiyet olsun. Ne garip. Ben de böyleydim. Sana'da, Çanakkale'de muharebe ettik. Mısır'da esir kaldık. İstanbul'a döndüğümde eş dost anlat bakalım dediler de bu kadarını bile anlatamadım da. İnsan harp ediyor ama nasıl harp ettiğini anlatamıyor. Anlatacak ne var ki? Muharebe işte. Lakin bu harbin sonu bayramdır inşallah. Neden dersen, bu sefer fakir fukara toptan kaptan aşağı. Seferberlikteki gibi bakkal Mehmet değirmen çevirsin diye değil. Dediğin gibi olur inşallah. Senin katran da fokurduyor bu arada. Ben bir koşu. Sarmaya çaput maput da istersin sen şimdi. Bir zahmet. Uydururuz bir şeyler. Sakızı soğutmadan. Tamam, ben arkandan yetiştiririm. Görülecek bir hesabımız vardı. Sen hala o davada mısın? Bilmem. Belki evet. Belki hayır. Ama muhakkak olan bir şey varsa... Niye sustun? Muhakkak olan bir şey varsa... ...bir ışık görür gibi oldum. Şu aklının gelişiyle. Artık senden, ötekinden, kendimden... ...eskisi kadar nefret etmiyorum sanki. Neden? Nedeni daha malum değil. Ver. Ben götürürüm. Edersin. Telgraf onaracak mıyız?
Sağ ol bacım. Demek derdin günün bakkal Mehmet. Bu harp de bitecek elbet bir gün hayırlısıyla. Sonra? Sonrası? Sonra? Gene el elde baş başta. Gene onun bunun yanında marabalık. Yalan mı? Anlımızda öyle yazıldıysa... Boynunu büküp oturacaksın demek. Bu dünyanın bir dem olsun keyfini süremedi. Cevap vermiyorsun. Pek anlayamadım ne dediğini bacım. Pekala anladın ya. Anlamazdan gelirsin. Senin aklın başka yerde. Tamamdır, dinlensin hele oğlum. Beygir'in ayağı tamam da... bir de senin yarana bakalım hele. Sardılar, dedim ya. Kül yutturacaksın bana öyle mi yarım aklınla? Buyur. Düpedüz asker kaçağısın sen. Ne diyorsun sen bacım? Beygir'in ayağı falan hep bahane. Altınların kokusunu alıp da geldim buraya öyle mi? Nasıl? Neyin altını? Hele hele. İstanbul kızıyım ben Çarıklı. Pekala. Eli boş döndürmem seni. Kasayı boşaltmana da yardım ederim. Yarı yarıya oldu mu? Hı? Topala kulak asma. Tek gözlü dersen... onun da silahını boşalttıydım. Şartım, beni de alıp götüreceksin bu çölden. Tamam mı? Sonra da... canın çekerse... çekmez mi? Hayvan iyidir. İyidir çok şükür. Adamı rahat bırak. Allah kuru iftiradan saklasın. Ne o? Birbirinizi yeseniz doymazdınız. Bana karşı birlik mi oldunuz şimdi? Aldırma hemşerim. Buranın kanunu böyle. Göze göz, dişe diş. Tövbe. Teli onaralım da tezelden. Ben de yolu tutayım hayırlısıyla. Hayvan acımıyor musun? Dayanır. Dayanır artık köye kadar. Olur mu? Seni de kendimize benzetmeden bırakmayız evvelallah.
Sıra geldi manipleye. Beygir'in ayağı da toparlanmıştır herhalde. Karanlık bastırdı bastıracak. Gece ayazında yola çıkılır mı? Yolcu yolunda gerek. Bir an önce kaçmaya can atıyorsun değil mi? Biz kötü insanlar değildik aslında. Ama sonradan... dünyayla... hayatla bağ meselesi. Anladın mı? Vallahi. Kusura kalmayın ama... ben sizin hiçbir işinizden bir şey anlamadım arkadaş. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyle mi? El verir, iyidir. Sana bir şey soracaktım. Buyur. Ankara'ya gitmişliğin var mı? Harpten önce gittiydim. Talim terbiye için. Atölye, fabrika falan var mı Ankara'da? Silah cephane yapıldığına göre vardır herhalde. Kalabalık mı? Bilmem. Kalabalıktır herhalde. Gene baş başa kalıyoruz desene. Ben de artık nereye gideceğimi biliyorum kaptan. Nereyeymiş? Ankara'ya. Anlaşılan orada bir imalat-ı harbiye fabrikası açılmış. O söyledi. Kalabalığa, arkadaşların arasına gidiyorum. Ben artık demiri vira ettim kaptan. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Hadi sağlıcakla. Beygir nasıl? Eğerini vurdum bile. Ama hemen dışarı çıkarmadım ki soğuk kapmasın. Köyde bekleyenlerine kavuşacaksın ha göz aydınlığıyla. Anamdan gayrı kimsem yok. Yavukluğun filan? O iş bize göre değil. Etme canım. Hiç gönül çekmedin mi? Gönül çekecek zamanda mıyız? Doğru. Gönül çekecek zamanda mıyız? Hadi hemşerim. Ayaz bastırmadan atabilirsen yolun kafasını... Ne oluyor kaptan? Hayırdır? Bizimki yukarı katın penceresinden görmüş. Saklana saklana istasyona yaklaşıyormuş 3-5 kişi. Öldürürler mi bizi? Tepeden turnuva silahla hepsini. Kaçakçılardır desem. Şekleri. Telaşlama bacım. Velakin bunların niyetleri değil. Hey! İçeridekiler! Siz ne diyorsunuz? Kalın mı basarım ki bakal Mehmet. Duyuyor musunuz lan? Şöyle yok, yine bu. Biriniz hemen dışarı gelsin. Biz yerimizden memnunuz. Bir diyeceğin varsa oradan söyle. Biz burada 20 kişiyiz. Tamam mı? Silahımız da eksik değil. Kuru sıkı atıyor. 4-5 kişiler en fazla. İki sokakla bir eksik etek. Bizimle boş edemezsiniz nasılsa. Senden haberleri yok. Bu iyi işte. Canınızı elinizi kurtarmak isterseniz istasyon kasasının anahtarını buraya atın. Kütüğünü doldurun, sonra da gavura geçelim. İti olsun. Kasada metelik olmadığını bilse... Size diyorum lan! 150 altın için istasyonu yaptırmayın bize! Nereden biliyor kuruşu kuruşuna?
Ben vallahi... yeminle... Ne oldun yere? Yoksa şeffaf bakmam. Milletin parasını işkeye mi teslim edeceğiz? Tövbe! Dur hemşerim. Anlayıp dinlemeden. Ha? Hadi canı devlet! Size diyorum hey! Ne demek oluyor şimdi bu? Öyle. Enayi zokası. Ama tutulmayan balık kalmadı bak. Duymadınız mı ulan ne dediğimi? Altınların kasada olmadığını söylesene. Gelip baksınlar inanmazlarsa. Kime hesap sorarlar o zaman? Olsun. Neymiş olacak lan? Bu istasyon bastıracağız gül oynaya. Başka çıkış yok mu Burak'ın? Madem benden habersizler. Helanın penceresi. Parmaklığı falan olmadığından. İyi. Ambara beygire ulaşabilirsem. Gel benimle kardeş. Aram bir! Bir yerde olmazsa başka yerde. Savaş gelip buluyor insan anlaşılan. Ben hazırım kaptan. Senin de tabancan var mıydı? Gördüğün gibi. Bir işe yaramaz sanırdım ama bir gün gerekecekmiş meğer. Hayal iki! Kasanın anahtarını bulamadık ağam. Bize biraz daha müsaade. Sabrımızı taşırdınız ağam. Şimdi ağam hemen. Canımızı bağışlayacaksın ama. Atlanmıştır herhalde. İnşallah. Heriflerin dikkati bizimkine dönünce en yakınındakini tamam mı? Yine ihtiyat zabitliği mi depreşti kaptan? Hayır. Mektep hocalığı. Thank you.
kaptan? Kaptan! Kaptan! Ah, ne var, ne oluyorsun? Yok bir şey, yaralandım. Telaşlanma abla, su ısıt biraz. Bir de temiz bez. İyi değilim. Hadi be kaptan. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Bir şeyin yok. Bir şeyin yok kaptan. Teselliyi boş ver. Yakışmaz bize. Çok yara, çok ölüm gördüm bilirim. Sus Allah aşkına. Boşuna zahmet. Kurşun içeride. Olsun be kaptan. İlk geçen treni durdururum. Elbet bir askeri sıhhi yapar. Bunu sen de biliyorsun, ben de. Ne yapalım? Böyle işte. Sus. Yorma kendini ne olur. Bırak konuşayım. Gider ayak muhasebe meselesi. Nereye? Pencereyi kapatacağım. Kapatma. Keşke daha 100 penceremiz olsa da yüzünü de açsak. Belki de pencereler kapandığı için. Bunun için kötü olduk. Derken ışığı gördüm. Ama çok geç. Amma yaptım be kaptan. Niye geç olsun ki? Senin bir dalgan varmış hani. Daha güzel. Daha haklı insanlar. O dalgayı kaybetme sakın. Ne demişti? Gönül çekmenin zamanı mı? Daha dönmedi değil mi? Belki de hiç dönmez. Sen de gidiyorsun nasılsa. Ankara'ya. Kalabalığa. Bu bataklıktan kurtuluyorsun artık. Bir Ademir. Ben de yolcu. Yolcudur Abbas. Bağlasan. Düşmanın tepeden aşağı sel gibi inmekte. Biz de kaya gibi görseniz. Evvel olmak cümlesi. Bir ortasına kurulmuş şuncacık bir kasaba Ankara'da. Terken abi. Şimdilerde memleketin yüreği orada. Yüreği hani? Thank you.